etrafındaki tarlalarına kadar satılmış. Bu adamın 2 senedir her şey satılmış, gitmiş. Para nerede? Para yok. Bankada para yok. Evde para yok. E nereye gitti paralar? Elektrikler kesik. Elektrikleri kesik. Evet. Şimdi size izleteceğim. Hadi izlemeye başlayalım. Hamdi Kılıç'ın kaybıyla ilgili konuştuğumuz kişi Helvacı köyündeki komşusuydu. Buraya geldiğimizde en ilkin bu köyün insanların da Hamdi dayı tanıdık. Mayıs'ta geldik. Hamdi dayı bir ay sonra dedi ki ben evlendim. Dedi böyle böyle Urla'da dedi. Hamdi dayı ya dedim bu yaşlı halın ne dedim. Nerede tanıdın bunu dedim. Dedi Bergama tarafında Melemen tarafında dedi. Bir arkadaş aracılığıyla tanıdım dedi. Resmi nikah yaptın mı dedim. Yaptık dedi bize. Ama biz duyduk ki sonra yapmamış. Evde gördüğü dağınıklığa dikkat çeken komşu Sakin Akdeniz Deniz'in istediği eşyayı alıp götürdüğünü ileri sürüyor. Biraz zaman geçti sonra zeytin zamanı. Kadın hani Sakin Hanım nerede dedim. Dedik o evde temizlik perde merde yıkayacak dedi. Hamdi dayı dedim senin evini çok merak ediyorum. Gel hemşerim gel bacı dedi ben seni gezdiririm. Bir arka tarafa girdim ki ev yer yerinde oynamış. Sanki dersin bir eve bir hırsız girer. Evi dider gelir olay yeri incelemesi dağıtır ya. Ev hep dağınık. Hamdi dayı dedim bu ev dedim ne böyle dedim. Hamdi dayı boynunu büktü. Sonra öğrendim ki kadın her geldiğinde evi dağıtıyormuş, işine yarayanları alıyormuş, işine yaramayanları atıyormuş, toplama da yok. Sakin Hanım'la hiç yüz yüze geldiniz mi? 2 sefer benim evime geldi. Aylıkta geliyordu. Bir de arka tarafı satmış, paranın yarısı havalem etmiş, ne etmiş. O gün geldi bizim buraya. Hamdi dayı yine konuştu herhalde, bana para geldi dedi. Kadın gecenin 10'unda 11'inde buradaydı. Geldi parayı aldı gitti. Hamdi Kılıç'ın rahatsızlanmasının sebebinin de sevgilisi olduğundan kuşkulandığını söylüyor kayıp adamın komşusu. 2 sefer adam hastalandı o gelip gittik de sonra. Ben çok kötü hastayım, ishalım dedi, ayakta duramıyorum dedi. 10 gün, 15 gün içeride dışarı çıkmadı adam. Yattı, ekmeği bile almıyor, kahveci getiriyor. Tost yapıp da kahveci getiriyormuş. Yine kadın geldi gitti. Ertesi günü adam kalp krizi geçirdi diye duyduk. Ne oluyor bu adama? Bu adama bir şey yapmasa bu adam hastalanmaz. Komşu Hamdi Kılıç'la emlakçı arasında geçen bir konuşmaya şahitlik eden eşinden duyduklarına dikkat çekiyor. Hamdi dayı bir baktım Günüz'ün eşim oradaymış. Emlakçı karısı oturuyorlarmış. Emlakçı demiş ki hani demiş bize evi vereceydin demiş. Haziran Temmuz gibi bir o aylarda. Orada sonra diyor ki Hamdi dayı yok diyor ben sana vermeyeceğim dedim. Sen niye üsteliyorsun diyor. Karısı da diyor ki emlakçının karısı biz diyor Sakine yengenin yanına gider onu da onunla konuşuruk diyor. Hamdi Kılıç o gün evden köyüne gitmek için çıkmış olsaydı muhakkak kendilerinin bu durumdan haberdar olacağını da söylüyor komşu. Peki Urla'da kaldığı zaman kendi köyüne geleceği zaman arar mıydı sizi ben geliyorum? Orada çıktığı an hiç kimseyi aramazsa benim adamı arardı. Ben çıktım geliyorum. Zaten bir hafta önce diyorum ya bizi aradı ben geleceğim 3-4 tane kadın ayarlayacağım bacı da bize yardım etsin. Ondan sonra Hamdi dayı Saten'e kaybolduğunu duyduk. Hamdi dayı hiç köye gelmedi Urla'da çıkmadı. Hamdi dayı dolmuş durağına gelseydi Hamdi dayı 10 yerde kameraya yakalanırdı. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.